Merhaba, Medyascope özel yayınına hoş geldiniz. Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını başlayalı tam bir yıl oldu. Bir yıldır aşı ne zaman bulunacak diye bekliyor ve konuşuyoruz aslında. Ve Aralık ayı ile birlikte bazı ülkelerde aşılama kampanyası başladı. Bunların başında salgında ciddi sınav veren Avrupa ülkeleri geliyor. Bugün Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'dan konuklarımla o ülkelerin aşılama kampanyasında son durumu konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Almanya'dan gazeteci Nalan Sipar, Fransa'dan akademisyen Pınar Kılavuz, İtalya'dan gazeteci Murat Çınar ve İspanya'dan turizmci Berkan Mirbey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. bulduk. Evet. Almanya ile başlamak istiyorum. Nalan, seninle aslında son kapanmada konuşmuştuk. Bir strateji açıklamıştı hükümet. Ama aşılama kampanyası henüz başlamamıştı. Sen stratejinin nasıl olacağını paylaşmıştın bizimle. Şimdi aşılama kampanyası başladı. Özellikle birçok ülkede zannediyorum Avrupa Aşı Günü olarak ilan edilen 27 Aralık'ta başladı. Neler anlatırsın bize? Özellikle ilk grup aşılaması hangi aşamada? Şu an genel strateji ne? Hükümetin aşılama konusunda hedefleri neler diye başlayalım Almanya ile ve Nalan Spar'la. Tabii. Öncelikle hükümet bundan işte birkaç hafta önce belirli kategorilere göre insanları risk gruplarına ayırmıştı. Toplam 4 risk grubundan bahsediyoruz. Birinci risk grubunda olanlar şimdi yavaş yavaş aşılanmaya başladı. Kimler peki bunlar? Huzur evlerinde yaşayan insanlar, 80 yaş ve üzeri yoğun bakımda olan insanlar, yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan sağlık personeli. Bunlar toplam 8,6 milyon kişiden, vatandaştan bahsediyoruz. Yavaş yavaş aşı olmaya başladılar. İkinci grupta 70 yaş üstü insanlar ve yüksek risk grubunda olanlar ve onların temas halinde bulundukları bakıcıları olacak. Diğer yandan mülteci kamplarında yaşayanlar ve evsiz barınaklarında kalanlar artı polis ve emniyet güçleri aşı olacak. Üçüncü grupta aşırı kilolular, böbrek yetmezliği olanlar, yani kronik hastalıkları olanlar ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, mesela işte şeker hastaları da olabilir, kanser hastaları da buna dahil olacak, astım hastaları da olacak. Öğretmenler, anaokul öğretmenleri, eğitim personeli yani ve temel gıda maddelerinin yani marketlerde çalışan kişiler olacak. Dördüncü grupta geri kalan tüm nüfus olacak. Bunların yani Almanya şunu düşünüyor, diyor ki biz işte yavaş yavaş başlarsak yaz aylarına kadar %60'ını, vatandaşların %60'ını aşılamış olacağız ve böylelikle bir sürü bağışıklığına sahip olacağız diyorlar. Ama şöyle bir şey var. Almanya'da şu anda iki büyük sorun var. Birincisi, insanlar diyelim ki risk grubuna dahiller ve birinci gruptalar. Nasıl randevu alabileceklerini bilmiyorlar. İkinci soru da Almanya'da şu anda neden yeterince doz aşı bulunmuyor? Bu tartışılıyor en çok son günlerde. Şimdi birinci konuya bakarsak, işte nasıl randevu alacağız olayında insanların kafasında büyük bir karışıklık var. Bir de şunun altını çizmekte çok fayda var. Ben de hani kendi YouTube videolarımda anlattığımda hep şu soru geliyor. Mecburen aşı olmak zorunda mıyız? Hayır. Sağlık Bakanı sürekli bunu dile getiriyor ve diyor ki böyle bir zorunluluk olmayacak. Ama eğer siz aşı olmak isterseniz, Sağlık Bakanı şu mottoya indirgedi bütün bu şeyleri. Don't call us, we call you. Yani siz bizi aramayın, biz sizi arayacağız. Ama şöyle bir sorun var. Almanya bir federal bir ülke, yani 16 farklı eyaletten oluşuyor ve onlar eleştirmek istediklerinde bu sistemi işte biz yamalı bir halı gibi izliyorlar. Yani bu şu demek. Bazı eyaletler diyor ki biz size bir mektup göndereceğiz, size randevu vereceğiz. Gelmek isterseniz gelirsiniz, aşı olursunuz. Diğer eyaletler diyor ki biz sizi telefonla arayacağız. Bazı eyaletler diyor ki sizin internetten ya da işte telefonla bize ulaşıp randevu almanız gerekiyor diyor. Böyle bir kafa karışıklığı var yani şu anda. En çok tartışılan konu bu. Diğer yandan da şu eleştiriliyor. Almanya'da üretilen aşı neden yeterince Almanya'da yok, bulunmuyor şu anda? Sağlık Bakanı en son bugün yine bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki bizleri bunun bu sürecin zorlu bir şekilde olacağını biliyorduk. Yeterince aşı olmayacağını da ilk safhalarda biliyorduk. Hani bu zaten başından beri belliydi. Ama diyor ki biz Avrupa'nın bütün sağlık bakanlarıyla, ülkelerin sağlık bakanlarıyla bir arada beraber adım atmak durumundayız. O yüzden şu anda eşitlikten yanayız. Tek başımıza bir şey yapmıyoruz.
böyle olacağı belliydi. İnsanların da bu konuda bize anlayış göstermesini bekliyoruz diyor Sağlık Bakanı. Almanya'da en azından böyle genel olarak son durum bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz Nalan Siper. Şimdi böyle sırayla devam edelim diyorum. Fransa'da bildiğim kadarıyla yaza kadar 15 milyon kişi aşılamayı hedefliyor. Fransa ile Pınar Kılavuz'da devam edelim. Şu anda aşılama hangi durumda? Son durum ne? Genel strateji ve hedefler neler diye sorayım. Bir de Nalan sana sonra tekrar şey için dönebilirim belki. Başka firmalarla anlaşmalar yapıldı mı Pfizer, BioNTech dışında? Belki ikinci turda İkinci soruma ek olarak bunu da cevaplarsanız sevinirim konuklarıma söyleyeyim. Pınar sendeyiz. Tabii öncelikle Fransa'nın durumu Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde daha farklı bir şekilde şu anda. Şöyle söyleyeyim size, Almanya ve İngiltere'nin yaptığı aşı sayısına bakıyoruz. Fransa'da ise dün itibariyle, yani salı günü rakamlarına göre sadece 70 kişi aşı yapıldı. Kimdir bu insanlar? Fransa şu anda önceliği, Nalan'ın da belirttiği gibi, Almanya'da olduğu gibi daha doğrusu, huzur evlerinde kalanlar, yaşlı bakım evlerinde kalanlar yapılıyor ve 75 yaş üstü. Aynı zamanda bu insanlara bakmakla yükümlü olanlar, yani virüsle karşı karşıya kalma ihtimali yüksek olup enfekte olma ihtimali olan insanlara yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılıyor. Pınar'ın bağlantısında bir sorun oldu. Aynı linki tıklayarak gelmesini söyleyeceğim ben ona az sonra. İtalya ile devam edelim. Murat Çınar, Murat tekrar hoş geldin. İtalya'da zannediyorum 200 milyon üzerinde sipariş vermiş durumda. Ama ilk doz tabii ki bunun çok çok altında. İtalya'da aşı stratejisi, hedefi nelerdir diye devam edelim. Ki şu paranteze düşelim, İtalya salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biriydi. Özellikle ilk aşamada tatsız görüntülerin yaşandığı, maalesef fazla hayatını kaybeden sayısıyla karşılaştığımız bir ülke. Böyle bir ürkütücü bir yanı vardı salgının en tarafının en başında İtalya'da. Seninle devam edelim Murat, buyur. Evet, burada da İtalya'da da bütün Avrupa'da olduğu gibi 27 Aralık'ta aşılama günü için ilk dozlar geldi Belçika'dan. Askeri konvoyla 9750 flakon geldi, dozaj geldi ve bunların dün gece itibariyle %86'sının uygulandığını söyledi Sağlık Bakanı Speranza. Yani yaklaşık 8800-8830 kişiye aşı yapılmış durumda. İlk önce Roma'daki Spallanzani Hastanesi'nde 5 tane sağlık görevlisine yapıldı. Hemşire, araştırma görevlisi, 2 doktor, bir de hasta bakıcı. Bu tabii ki sembolik bir hareket. Bundan sonra 450 ile 500 bin yeni dozun geleceği söyleniyor Ocak ayının ilk günlerinde. İtalya'nın rakam olarak stratejisi Aralık 2021'e kadar bütün ülkenin %80 ila 85'ini aşılamak. Bu da yaklaşık 45 milyon kişiye varıyor. Aşılama tamamen merkezi olacak. Her ne kadar eyalet bazında sağlık sistemi özelliğini ciddi bir şekilde korumaya devam etse de aşıların satın alınması, dağıtılması ve uygulaması Sağlık Bakanlığı eliyle yapılacak. Yani merkezi hükümet tarafından yapılacak. Bunun sebebi de daha efektif bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde ve hiçbir şekilde ayrımcılık olmadan bütün İtalya'ya hızlı bir şekilde uygulanması için diye açıkladı Speranza, Sağlık Bakanı. Birkaç saat önce Giuseppe Conte'nin sene sonu konuşmasında, basın açıklamasında yaptığı gibi kimse zorunlu olmayacak aşılamaya için. Yalnız Locatelli'nin Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı'nın da söylediği gibi sağlık çalışanları eğer aşı olmazlarsa hastanelere dönüp insanlara yardım etmeye çalışmaları da engellenmeli dedi. Yani bu aşılama konusunda zorunluluk aslında açık bir konu. Bu konuda tartışmalar devam ediyor. Her ne kadar anayasa kimseyi zorunlu kılmasa da. Kategorilerimiz nedir? 3 tane ana kategorimiz var şu anda. Birincisi sağlık çalışanları, ikincisi yaşlı bakım evinde çalışanlar ve orada kalanlar. Üçüncüsü ise Avrupa'nın en yaşlı ülkesinden bahsediyoruz. Dünyanın da Japonya'dan sonra en yaşlı ülkesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla 90 yaşıyla 80 yaş arasında olan insanlar üçüncü kategori, ki bu ülkenin nüfusunun %7.5'ini oluşturuyor, az buz değil. Bundan sonra yine yüksek yaş kategorisinde olup sağlık sorunlu olanlar gelecek. Dördüncü, beşinci, altıncı kategori şeklinde herhalde sene sonunda benim gibi insanlara varacak.
6 yaş altı çocuklara uygulanması öngörülmüyor şu anda. Nitekim bu %80'in, bütün toplumun %80'i uygulandıktan sonra geriye kalan 15-20 kadar, %15-20 kadar olan bölümü de bu grup dahil, bu insanlar bu gruba dahil olacak muhtemelen. Aşılar dediğimiz gibi birçok ülkeden alınıyor, birçok şirketten alınıyor. AstraZeneca'dan alınacak, ondan sonra Johnson & Johnson'dan alınacak, Sanofi'den alınacak, Pfizer-BioNTech aşısı alınacak, CureVac alınacak ve Moderna aşısı alınacak. Böylelikle senin de dediğin gibi 200 milyonu aşkın adet doz alınacak ve 2021 sonuna doğru ülkenin %80'ine uygulanması bekleniyor. İspanya ile devam edelim. Yine salgından en çok etkilenen ülkeler arasındaki İspanya'da güvenlik önlemleri dikkat çekti. İlk dozun nakliyatının yapıldığı sırada İspanya neler hedefliyor hem hükümet hem de sağlık otoriteleri açısından aşılama konusunda değil. Evet, şimdi açık konuşmak gerekirse İspanya aşılama programını bir bakıma Almanya'nın uygulamış olduğu sistemin birebir aynısı olarak yürürlüğe koyacak ve bu şekilde de deklare etti. Aslında şunu da söylemek de yanlış olmaz. Aşıyı kim üretir ve size gönderiyor ise kuralları da o koyuyor. Yani İspanya aslında bir bakıma Almanya'nın direktifleri doğrultusunda bunu her ne kadar basına çok fazla dillendirmeseler de bu şekilde uygulamaya başlayacak. Yani diğer ülkelerdeki arkadaşlarımızın da söylediği gibi ilk grup olarak huzur evlerindeki ve bakım evlerindeki yaşlı insanlarla başlayacak ve oradaki sağlık çalışanlarıyla ve her pazartesi 350 bin civarında doz 17 eyalete eşit şekilde dağıtılacak. İhtiyaca göre, yani nüfus oranına göre dağıtılacak ve ilk 2021 yılının ilk çeyreğinde de yaklaşık 4 milyon civarında dozu İspanya hem getirmiş olacak hem de bunları da önem sırasına göre insanlara da uygulamaya başlayacak. Daha doğrusu aşılama politikasını devam ettirecek. Tabii bütün Avrupa'da da olduğu gibi ilk başta yine söylediğimiz gibi sağlık çalışanları, yüksek risk grubundaki yaşlı insanlar ve daha sonra yıl sonuna kadar da en düşük risk grubundaki insanlara kadar ülkenin yaklaşık %80 civarında aşılanması hedefleniyor ve bu sayede de bir toplu bağışıklık ile bu virüsten kurtulmayı hedefliyor İspanya hükümeti de. Şimdi tabii buna ilaveten tabii ne kadar hedeflenmiş olsa da bu dozların istenilen oranda ve miktarda gelip gelmeyeceği belli olmadığı için hani muhakkak gelecektir ama istenilen sayıda gelip gelmeyeceği planlanan takvime göre uygulanabilecek mi bilmediği için şu an için hükümet bazında aşı olmak istemeyenleri ya da aşı karşıtlarına karşı bir yaptırım söz konusu değil. Bunu ufak bir derecede geçen gün Sağlık Bakanı dillendirdi. Sadece aşı olmak istemeyenleri kayıt altına alacağız dedi. Fakat bu bir yaptırıma dönüşecek mi? Bu henüz belli değil. Fakat önemli bir şeyin de altını çizdi. Dedi ki aşı olmak istemeyenleri kayıt altına alacağız. Bunu kamuda paylaşmayacağız. Fakat Avrupa'daki diğer Avrupa Birliği ülkelerine bu insanların bilgilerini aktaracağız. Yani şöyle söyleyelim. Bir İspanyol eğer İspanya'da aşı olmak istemez ise bilgisi hükümette olacak fakat bunu kamuda her ne kadar yayınlamasalar da bunu Avrupa'nın diğer ülkelerine evet bakın bizim bu vatandaşımız aşı olmayı reddetmiştir diye de bilgiyi paylaşacaklar. Aslında birçok hukukçu bunu bir fişleme yöntemi olarak da değerlendirdi. Hem Türkiye'de hem uluslararası anlamda. Buna gelmek istiyorum. Diğer ülkeler açısından bu durum ne? Onu da sormak istiyorum ve tüm bunlarla birlikte... Söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu arada İspanya'dan Berkan şey dedin, Almanya aşıyı ürettiği için İspanya Almanya'nın direktiflerine göre hareket edecek. Tam olarak ne kastediyorsun bunda? Şimdi aslında pandeminin başından beri İspanya'da uygulanan tüm önlemler, uygulamaların hepsi kendi inisiyatifinden ziyade diğer büyük Avrupa ülkelerine, yani kendisinden daha gelişmiş ülkelere bakarak evet onlar böyle yaptıysa doğrudur, biz de yapalım şeklinde ilerledi. Yani buna karantinadan tutun da gevşetmeler, kısıtlamalar ya da kısıtlamaların ortadan kalkmasına
baktığımız zaman biz şöyle bakıyorduk. Mesela diyelim ki haberleri açıyorsunuz İspanya'da. Almanya'da şu tedbirler alınmıştır diye görüyorsunuz. Birkaç gün sonra İspanya'da eğer vakalar Almanya'daki vakalara yakın bir noktaya gelirse aynı tedbirleri uygulamaya başlıyor. Yani biz şunu çok yaşadık. Bu neredeyse bir yıllık diyelim süreçte. Hükümet olarak diğer ülkeler neler yapmışsa biraz da oradan kopya çektiler. Yani biraz da onların yaptığı muhakkak doğrudur. Biz de bunu da bu şekilde uygulayalım gibi bir mantık vardı. Yani iki farklı şeyden bahsediyorsun aslında. Birincisi şu ana kadar bu pandemi sürecinde hükümetler tarafından alınan önlemler farklı. Ama sen az önce aşıdan bahsettin ve hani şeyi anlamak istiyorum. Bu sadece senin edindiğin bir izlenim mi, yoksa siyasetçiler bunu dile getiriyor mu? Mesela diyorlar mı işte Almanya bunu yaptığı için biz de şu anda bunu mantıklı bulduğumuz için kopyalıyoruz birebir. Böyle bir şey olabilir. Ya da bu sadece senin edindiğin bir izlenim mi ve sadece aşı bağlamında bunu söyledin? Hani o yüzden aslında bilmek istiyorum. Yani eğer böyle bir şey varsa ben bunu hiç Almanya'da duymadım ve o yüzden merak ediyorum. Yani gerçekten İspanya'da böyle bir algı mı var? Şimdi İspanya'da... gazeteci... Merak ettim şu anda gerçekten. Şimdi İspanya'da yani bunu Almanya'dan izleyen herkes soracaktı. Şimdi Almanya İspanya'ya direktif mi vermiş diye düşünecekleri için sormak istiyorum. Şimdi şöyle basit bir örnek vereyim ben size. Pandemi ilk başladığı zaman Avrupa'da en çok etkilenen ve can kayıplarının olduğu ülke hiç kuşkusuz ki İtalya'ydı. Fakat İtalya'da bu kadar ciddi bir sağlık problemi yaşanırken İspanya'daki politikacılar ve hükümet yetkilileri bizde kesinlikle sorun olmayacaktır. Sadece birkaç vaka var, endişelenecek bir durum söz konusu değil diye açıklamalar yapıyordu. Ve kesinlikle İspanya'da İtalya'daki o zorlu süreci görmelerine rağmen ve İtalya'da çok yakın bir ülke olmasına rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Ne zaman ki İspanya'da da vakalar ve can kayıpları doruk noktasına ulaşana kadar. O noktada ne yapıldı? Evet dediler ki demediler aslında bunu. Biz zaten kendimiz burada yaşayan insan olarak gördük. İspanya'da henüz hiçbir vaka açıklanmamış ve İtalya'da durum oldukça ciddiyken orada alınan önlemleri sanki kopyalı yapıştır şeklinde İspanya'da da uyguladılar. Yani bütün aslında... Yöntem olarak, aşı konusunda da yöntem olarak Almanya'nın yöntemini kopyalayıp yapıştırmayı hedefliyor İspanya demek istiyorsun. Yani demek isterken anladığım kadarıyla bir talimat gibi ya da şunu yapacaksınız Alman hükümetinden, İspanya hükümetine şunu yapacaksınız gibi değil de yöntem olarak Almanya ne yapıyorsa oraya bakacaklar. Biraz daha Avrupa Birliği'nin hani ne derler çekici gücü ve daha tırnak içinde gelişmiş ülkesi olarak tüm dünyada kabul görmüş bir ülke olduğu için ben öyle anladım İspanya açısından durumu. Pınar'a dönmek istiyorum. Az önce hattan düştü. Tekrar hoş geldin Pınar. Fransa'yı lütfen baştan alarak devam eder misin son gelişmeleri aşamasında? Düştüğümün farkına varmadan da bayağı bir konuşmuşum. Hiç sorun değil. Tekrar başlayalım. Şimdi şöyle, Fransa'da Avrupa Birliği'ne baktığımızda aslında son sıralarda yer alıyor. Şöyle ki salı günü itibariyle aşı yapılan insan sayısı sadece ama sadece 70. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ile kıyasladığımızda bu rakamın çok düşük olduğunu görüyoruz. Şimdi Fransa'da Avrupa Birliği'nin genel olarak onayladığı Pfizer-BioNTech aşısı yapılıyor. Ve öncelik yaşlı bakım evlerinde kalanlar, huzur evlerinde kalanlar ve bu insanların bakımıyla yükümlü olup enfekte olma riski yüksek olan kişiler. Öncelikle bunlara yapılıyor ve tamamen gönüllülük esasıyla yapılıyor. Yani aşı hiçbir şekilde zorunlu değil, tamamen ücretsiz ve olmak isteyen insanlar oluyor. İlk aşı pazar günü 78 yaşındaki bir kadına yapıldı ve şu anda bildiğimiz kadarıyla Fransa 200 milyon doz aşıyı sipariş etti. Cumartesi günü ise 19.500 adet aşı ülkeye giriş yaptı. Şöyle bir şey var, Fransa biraz yavaş ilerliyor ve bu konuda büyük eleştirilerin odağında. Sanıyorum bu konuya daha sonra da gelebiliriz ama şöyle bir şey var, Fransa eleştirilerin odağında ama daha çok temkinli davranmayı tercih ediyor. Yani Fransa'nın bu aşı stratejisini özetleyecek tek kelimenin temkinli olduğunun altını rahatlıkla çizebilirim. Çünkü olayların nasıl geliştiğini görmek istiyorlar ve Fransız halkı çok septik. Her şeye soğuk
yoklayıcı yaklaşıyor. Her şey fazla zor. Zaten bütün dünya artık bunu anlamıştır diye düşünüyorum. Ve Fransız hükümeti de halkına baskı yapmak yerine halkı ikna etme odaklı hareket edeceğini çok net altını çizdi. Yani dedi ki biz aşının efektif olduğunu gösterdikçe aşı olmak isteyen insan sayısı artacak. Nasıl ilerleyecek Fransa? Şimdi önce dediğimiz gibi yaşlılar ve bakım evinde kalanlar. 3 aşamaya böldü Fransa aşı takvimini eğer her şey yoluna giderse. Şimdi Ocak ayında bu insanlara yapılacak. Daha sonrasında Şubat ve Mart aylarında 75 yaş üstü, 65 yaş üstü ve 50 yaş üstü şeklinde bu yaş skalası düşürülerek bir aşılama yapılacak. En sonda Şubat, Mart hatta Nisan gibi bütün toplum geneline bir aşılama önerilecek ve 18 yaş üstü insanlara yapılacak. Yani minör, yetişkin olmayan insanların riskinin düşük olduğu için bu insanlara aşılama yapılmayacak. Fransa'nın şu anki hedefi Şubat ayının sonunda 1 milyon kişiye aşı yapmak. Şimdi aslında hepiniz yavaş yavaş benim de sormak istediğim konulara böyle küçük girişler yaptınız. Ben en çok merak ediyorum. Bir, yasal düzenlemeler ne olacak bu konuda? Bir yasal zorunluluk var mı? Hükümetler üstü örtülü veya açıktan topluma aşıyı zorunlu tutabilir mi? Ve tabii ki toplumun ruh sağlığı, aşılama kampanyası başladıktan sonraki ne derler, tepkileri, neler oldu, biraz daha bir rahatlama, ferahlama geldi mi? Genel olarak aşılama kampanyasına bakış açısı, aşılama yönetimine bakış açısını sormak istiyorum. Ve yine Nalan'la başlayalım. Öncelikle senin başta hani benim sormayı, daha doğrusu cevap vermeyi unuttuğum soru Almanya'daki aşılarla alakalı. Bir tanesi işte BioNTech ve Pfizer tarafından şu anda üretilen ve dağıtılan aşı 21 Aralık'ta tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi onay çıktı. 6 Ocak'tan itibaren de Moderna tarafından üretilen aşının Almanya'da kullanılması isteniliyor, düşünülüyor daha doğrusu, planlanılıyor. Şimdi BioNTech ile ilgili şöyle sorular var. Bir, BioNTech aşısı neyi engelliyor tam olarak? Bana geçmesini mi engelliyor? Mesela grip aşısı gibi benim grip olmamamı, benim işte koronavirüse yakalanmamamı engelliyor? Yoksa benden bir başkasına geçmesini mi engelliyor? Bugün en son Almanya'da bir kurum var. Aşı ve ilaçları onar vermede yetkili bir kurum. Paul Ehrlich Enstitüsü. Onlar dediler ki bu aşı virüsün size geçmesini engelliyor. Yani grip aşısında olduğu gibi alıyorsunuz ve siz kurtuluyorsunuz bir şekilde belli bir süre büyük bir ihtimalle. Çünkü o da kesinlikle kazanmış değil. Yan etkisi var mı? Şimdiye kadar teorik olarak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla bir yan etkisi yok deniyor. Ne kadar etkili sorusu da önemli. %95 oranında koruyor. Şimdi Almanya'da her gün neredeyse bu konuda haberler yapılıyor, uzmanlar konuşuluyor. Çok fazla bilgi var ve belki de bu kadar çok fazla bilgi olduğu için insanlar bir şekilde bu bilgileri böyle tartamıyorlar ya da bazı insanlar endişe hissediyorlar. Bununla ilgili bir anket var. Az önce toplumun ruh halinden bahsettim. YouGov tarafından yapılan bir ankete göre Almanların çoğunluğu evet ben aşı olmak istiyorum demiş. Yani aslında %65'i, 3'te 2'si. Şimdi biraz daha böyle detaylı bakınca %32'si demiş ki en kısa zamanda aşı olmak istiyorum. %33'ü şöyle ilginç bir açıklama cevap vermiş daha doğrusu. Evet ben aşı olmak istiyorum ama önce bir bekleyeceğim, yan etkilerini diğerlerini de göreceğim. Ondan sonra aşı olacağım demiş. İlginç bence. %19'u hayır ben kesinlikle aşı olmayacağım demiş. %16'sı da şu anda kararsızım demiş. Peki endişe konusunda ne demiş bu insanlar? %57'si Almanların demiş ki ben bu aşının yan etkilerinden endişe duyuyorum. 1/3 ise ben kesinlikle korkmuyorum demiş. Yani burada da bütün ülkelerde aslında olduğu gibi hatta geçerli sebeplerden de dolayı insanlar endişe duyuyorlar, korkuyorlar. Bu çok normal bir süreç. Bence burada aslında devletlerin ve hükümetlerin büyük bir sorumluluğu var. Bu bir endişeleri gidermek adına. Ama şeyden bahsettim. Zorunlu tutulabilir mi aşı olmak? Almanya'da buna çok ihtimal vermiyorum. Yani şu anda zaten Sağlık Bakanı bütün röportajlarında bunu söylüyor. Böyle bir şey mecburi olmayacak. Eğer sadece isterseniz olacaksınız. Buna rağmen sorular geliyor. Acaba ileride olabilir mi falan. Ben buna çok da fazla ihtimal vermiyorum. Almanya'nın belki de geçmişinden de dolayı. Şimdi İspanya'dan bahsettik. Bir fişleme olabilir. İşte aşı olmazsanız adınız bir yerde olacak mı? Şöyle bir şey var Almanya'da. Eğer çalıştığınız yer sizden aşı kartını zorunlu tutabilir. Havaalanı giriş çıkışlarında yani aslında üstü örtülü olarak bir şekilde zorlayabilir mi acaba diye düşündü.
Ama çok, bu çok şu anda güncel bir konu şu anda. Doğru, haklısın. Üç farklı cevap var buna. Hukukçular bu konuda ne diyor? Siyasetçiler ne diyor? Ve bilim insanları bu konuda ne diyor? Şimdi hukukçular diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Almanya'da hali hazırda bir ayrımcılık yasası var. Yani bu yasa diyor ki hiç kimse dini, dili, ırkı, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğrayamaz. Diğer yandan da bazı insanlar diyor ki özel sektör bunun dahilinde mi? Yani diyelim ki biz aşı olduk ve diyoruz ki ya bir dakika ben aşı oldum. Hani benden zaten kimseye geçmeyecek. Ben de şu anda enfekte olmayacağım. Neden bana özel sektörde, restoranlarda senin de dediğin gibi ya da farklı kurumlardan bir avantaj sağlanmıyor? Hukukçular diyor ki böyle bir şey mümkün olamaz. Siyasetçiler diyor ki, koalisyon ortakları mesela bugün bir açıklama yaptılar. Dediler ki bunun için bunun tartışma konusu olduğunu anlıyoruz. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa bunun yasal bir şekilde düzenlenmesi gerekir diyor. Uzmanlarsa, bilim insanlarıysa, yani bu aşıyı bizden çok daha iyi anlayan ve geliştiren insanlarsa şunu söylüyor. Diyorlar ki şu anda BioNTech için geçerli değil bu söylediğim, daha doğrusu onlar böyle söylüyorlar. Diğer aşıların neyi engellediğini tam olarak bilemediğimiz sürece böyle bu tip gelişmeler, daha doğrusu bu tip izinler avantaj, dezavantaj şeklinde olması mümkün değil diyorlar. Şu anda en azından ben hep bunu yaptığım, verdiğim bilgilerde hep söylüyorum. Şu anda bu tartışılıyor Almanya'da. Yani somut bir şey yok. Sadece hani onlar şunu söylüyor şeklinde size anlatmak istedim. Çünkü son aylarda da hep şunu gördük. Başta olmaz dediğimiz şeyler olabildiğini gördük. Ya da işte yapılmayacak dediğimiz şeylerin bazen yapıldığını da gördük. O yüzden hani güncel olarak şu anda bugün itibariyle böyle bir tartışma var söz konusu Almanya'da. Ama önümüzdeki aylarda ne olur bilemeyiz tabii. Şimdi İngiltere'den Kumru Başar, gazeteci Kumru Başar geldi. Yayını aslında böyle bu beşliyle planlamıştık. Kumru biraz gecikmiş oldu. Hoş geldin Kumru. Biz bir tur döndük aslında. Böyle herkes bir tur söz aldı. Lütfen sana da aynı soruyu sorayım ve söz vereyim tabii ki. İlk Pfizer-BioNTech aşısını onaylayan batılı ülke oldu İngiltere. Birçok Avrupa ülkesinden de erken başladı aslında aşılama kampanyasına. Hedefleri neler diyeyim hükümetin aşılama konusunda? İlk grup aşılaması hangi aşamada? Genel strateji nedir diye bir genel toparlama isteyeceğim. Oldu, şöyle yapalım. Özür dilerim önce yayını izleyenlerden ve sizden. Çünkü bir internet sorunumuz oldu burada, o yüzden geç kaldım yayına. Şimdi bugün aslında İngiltere'nin aşılama kampanyasında çok önemli bir gün. Çünkü bugün ikinci aşı olan ve birçok kolaylığı aslında beraberinde getiren Oxford AstraZeneca aşısı da onaylandı İngiltere'deki yetkililer, makamlar tarafından ve 4 Ocak'ta aşılamasına başlanacağı söylendi. Şimdi bunu bir kenara koyarak önce ilk başlayan aşılamalardan başlayayım. Bildiğiniz gibi Pfizer-BioNTech aşısı aslında sizin de söylediğiniz gibi ilk defa burada 8 Aralık'ta herkesten önce başladı. Burada bunu bir şekilde hükümet büyük bir aslında Brexit hediyesi gibi de yorumlamak, satmak istedi kamuoyuna. Çünkü aslında bir yanıyla doğru, Avrupa Birliği'nin onay mekanizmalarına, titiz onay mekanizmalarına takılmadan İngiltere makamları tarafından onaylandı ve 8 Aralık'ta Avrupa Birliği'nden önce yürürlüğe girdi. Bütün dünyada ilk oldu. Şimdi 3. haftasında falan ilerliyor. 600 bin insan şu ana kadar aşının ilk dozunu oldu. Bu aşıdan İngiltere hükümeti 40 milyon doz ısmarlamıştı. Bu 40 milyon doz biliyorsunuz 2 kere vurulacağı için aslında 20 milyon insanı kapsıyor. İşte İngiltere nüfusunun 1/3 falan gibi olacak, bir 1/3'ünden az bir miktar insan bu ve bu şu anlama geliyor. İlk aşı olacağı belirlenen gruplar var. Hükümet gruplara ayırdı aşı olacak insanları öncelikli gruplar olarak. İlk 9 kategoride yer alan insanlar Nisan ayına kadar hükümetin planlarına göre aşılanacaklar. Şimdi bu çok genel bir tabii plan. Buna uyulması mümkün olmayabilir. Çünkü aşının var olmasıyla ya da ısmarlanmasıyla ülkeye ulaşması, depolanması, nakli ve
bizzat aşılanması için gereken altyapı vesaire hepsi ve de insan gücü çok önemli şeyler. Şimdi bunların hepsinin bu plana uyup uymayacağını henüz bilmiyoruz. Şimdi ilk gruplarda kimler var? 9 gruba ayırdılar. Bir 80 yaş üzeri, bakım evlerinde ve kalan ve çalışanlar, hastanede korona servislerinde çalışan sağlık personeli, bunlar birinci ve ikinci grupları oluşturuyorlar. Daha sonra yavaş yavaş 75 yaş üzeri, 70 yaş üzeri, 65 yaş üzeri, kronik hastalıkları olanlar ve en sonunda da 60 yaşın üzerine doğru inecek. Şimdi bu gruplar yavaş yavaş aşı olmaya başladılar, demin dediğim gibi 600 bin kişi aşılandı ama tabii bu 20 milyon içerisinde 600 bin çok az bir miktar. Fakat aşıların en yüksek etkisi olmasa bile birinci dozdan sonra da bir miktar etki gösterebildiği söyleniyor. Dolayısıyla bu ilk dozların yapılması umut yarattı tabii. Bu bakımdan umut verici bir gelişme oldu. Şimdi burada Pfizer-BioNTech aşısının tabii 21 gün sonra ikinci dozlarının yapılması gerekiyor bu kişilere. Fakat hükümet ilk aşamada önce en çok birinci dozu vurarak en geniş bir koruma şemsiyesi yaratmayı hedeflediğini söyledi. Çünkü elindeki imkanlar sınırlı. Aşılar nerede yapılıyor? 70 tane özel donanımlı hastane, aile hekimlikleri, nakledilebildiği yerlerde bakım evleri. Çünkü Pfizer-BioNTech aşısı biliyorsunuz bir takım çok derin soğutmalı, eksi 70 derecede korunması gerektiği için konteynerlerde naklediliyorlar ve çok kolay değil bunun lojistik olarak temin edilmesi. Şimdi Oxford aşısının gelmesiyle birlikte bu şey olacak, tabii çok daha genişleyecek. Aile hekimlikleri çok önemli bir rol oynayacak burada. Yılbaşına kadar demişlerdi, aşılama kampanyası başlandığında 1000 civarında ülke çapında aile hekimliğinin artık aşılamayı yapıyor olması lazım ülkenin farklı yerlerinde demişlerdi. Buna henüz ulaşılmadı. Biraz toparlamanı rica edeceğim. Evet, evet. Şimdi Oxford aşısıyla birlikte Ocak ayında özellikle aşılamanın büyük bir hız kazanması ve Paskalya tatiline kadar, Nisan ayına kadar çok yani 20 milyona yakın kişinin aşılanması hedefleniyor kısacası. Şimdi İngiltere'de de genel çerçeveye baktığımıza göre az önce kaldığımız yerden devam edebiliriz. İspanya'yla devam etmek istiyorum. Toplumun bu koronavirüs aşısı olmak istemeyenlerin kayıt altına tutulması konusuna bakış açısı nedir? Ve toplumda aşı karşıtı, aşıya olan güven, yani aslında iki kategori var anladığım kadarıyla. Tüm dünya içinde bu geçerli olabilir. Türkiye'de en azından öyle. Bir, zaten aşı karşıtı olanlar, yani bilimsel bilgiye, bilime inanmayıp güvenmeyenler, onlar bir kenara hep vardı. Ama koronavirüs salgınından sonra aşı ile ilgili bir takım komplo teorilerinden sonra aslında birazcık kaygı duyanlar, yani bilime inanan, güvenen ama işte şeffaflığı sorgulayan, hükümetlerin, devletlerin ve ilaç firmalarının bu anlamda şeffaflığını sorgulayan ama aslında bilime güvenmek isteyen, ikna edilmeyi bekleyen bir kitle var. Türkiye açısından böyle özetleyebilirim. Şimdi belki salgının ağır geçtiği yerler açısından bu çok gerçekçi olmayabilir. Çünkü insanlar bir an önce bu yükün üzerlerinden kalkmasını istiyor. O yüzden hemen aşı olmak istiyor olabilirler. İspanya'ya döneyim. Yani aşı olmak istemeyenlerin kayıt altına alınması meselesine toplum nasıl bakıyor? Ne tartışma var orada şu anda? Evet, şimdi aslında şununla başlamak istiyorum. Hani toplumsal ruh nasıl diye sorduğunuz zaman aslında sizin de biraz ifade ettiğiniz gibi tek taraflı ya da ikiye bölünmüş değil. Aslında herkesin bu aslında birçok ülkede de bu şekildedir. Kime sorsanız bu dönemle ilgili, sadece aşılarla ilgili değil, pandeminin ilk çıktığı esnadan bugüne kadar gelen her süreçle ilgili farklı fikirleri ve görüşleri var. Tabii bu aşı noktasında da aynı şekilde gerçekleşiyor. Dediğiniz gibi bir aşıdan tamamen korkan ya da bilime inanmayan bir kitle her zaman vardı ve şu an yine bu süreçte de devam etmekte.
Bir an önce aşı olmak isteyen var. Aşıdan aslında içeriği nedir diye tam bilmediği için korkan bir kitle var. Yani tamamen aslında tahmin ediyorum bütün ülkelerde bu şekildedir. Bir bilimsizlik ortamı hakim. Evet. Yani şöyle çok basit bir örnek vereyim. Bir arkadaş grubuyla toplandığınızda bile aşıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda, ki bunu birebir yaşadım, herkesin görüşü farklıydı. Hani senin görüşün ne dediğiniz zaman, ben mesela çok kısa sürede nasıl bu çok birçok mutasyona uğrayan bir virüsün aşısı bu kadar net bir şekilde bulundu mu? Bazı ülkelerde mesela özellikle İspanya'da mesela yaşadığımız yerde birçok politikacı işte bunun bir çözüm olduğu, yani tamamen aşı sayesinde buradan bu pandemiden kurtulacağız gibi açıklamalar yapması, hani ne kadar gerçekçi, belki gerçek ama bilemediğimiz için ve hayatımızda ilk defa yaşadığımız bir süreç olduğu için de birçok insanın da farklı görüşlere hani körü körüne karşı çıkmasından ziyade farklı görüşe sahip olmasını da aslında anlayışla anlamak gerektiğini düşünüyorum. Fakat burada İspanya'da geçen gün hatta dün Sağlık Bakanı'nın aşı olmak istemeyenleri biz kayıt altına alacağız ve bu bilgileri de Avrupa'nın diğer ülkeleriyle paylaşacağız demesi bir bakıma infial yarattı. Hatta şöyle söyleyelim, biz sizi davet edeceğiz, eğer aşı olmak istemezseniz sizi kaydedeceğiz, yani bilgilerinizi kayıt altına alacağız ve bunu da paylaşmayacağız kamuda ama diğer ülkelere bunu bildireceğiz demesi aslında ciddi bir infial yarattı. Hani neden böyle bir şey söyledi ya da burada asıl hedeflenen nedir gibi insanların kafasında sorular oluşmaya başladı. Yani buradan şuna varabiliriz özetlemek gerekirse. Her ne kadar Almanya'daki sistem gibi insanların tamamen özgür iradesiyle aşı olup olmayacağına karar vermesi her ne kadar söz konusu olsa da artık şöyle söyleyelim, CV'nizde hani Türkiye'de bilirsiniz yazar, askerlik durumu yapılmıştır, aşısı yapılmıştır ya da yapılmamıştır gibi bir duruma doğru gidiyor İspanya. Hatta pandeminin şöyle çok basit bir örnek daha vereyim. Pandeminin en başında iş başvurularında virüsü almış, geçirmiş ve daha sonra hastalığı atlatmış insanlara iş verme noktasında öncelik tanınıyordu. Yani siz bir iş yerini aradığınız zaman size ilk olarak virüsü geçirip geçirmediğinizi soruyorlardı. Hani bunu bir gazeteci sanki iş başvurusu yapıyormuş gibi bir yeri aradı ve ses kaydını da basınla paylaştı. Daha doğrusu kamuyla paylaştı ve buradan gördük ki aşıyla da ilgili olarak İspanya'da o noktaya doğru bir orta ve uzun vadeli bir ilerleme olacak gibi gözüküyor. Gerçekten ilginç veriler. Yani aslında karne gibi, yani aşı olmuştur, olmamıştır. Ya da işte işverenlerin bu anlamda koronavirüs salgınında virüsü pozitif, bedeninde pozitif olmuş bir dönem kişilere öncelik tanıması bence ilginç. İtalya ile devam edelim. Bu arada ben Kumru'nun geç gelmesi, arada Pınar'ın düşmesi, arada Nalan'ın Berkan'a soru sorması falan, bütün yayın kafamda kurduğum akış baştan sona değişti. Size adapte olmaya çalışıyorum. O yüzden çok fazla cümleleri toparlamakta falan zorlandım bu yayında. Beni dağıttınız arkadaşlar diye. Murat, seninle devam edelim. Orada toplum psikolojisi nasıl? Yani şimdi aslında aşı konusunda mevcut tedirginlikler veyahut da inanmayla bağlantılı direniş çok da absürt bir durum değil. Bazı insanların en basit insan ilişkilerinde bile gerçekleri görmeme arzusu kendilerini korumak için geliştirdiği mekanizmalardan bir tanesi. Hani bu virüs yok, aşı işe yaramıyor, bu kadar kısa sürede aşı mı üretilir gibi kuşkulara sahip olan, bunlar sağlık personeli bile olabilir, virologlar bile olabilir. İnsanların varlığı çok absürt bir şey değil. Bazı insanlar sorunu görmeden yaşamanın daha kolay ve rahat olabileceğini düşünüyorlar. Kendilerince haklılar da. Keşke bu güzel bir çözüm olsa. Normal bir şey. Aşı ehliyeti de çok absürt bir durum değil. Yani İtalya'da yurt dışından gelen bir ailenin çocuğunun bir okula yazılması için aşı karnesi isteniyor.
Yani birçok ülkede hala devam eden hastalıklar, İtalya'da yok olmuş olan hastalıklar olduğundan dolayı bu insanlara aşılı olup olmadığını görmek istiyor. Bizim geleceğimizde yaklaşık 100 senedir ortaya çıkmayan bir durum, yani bu pandemiyle karşı karşıya kaldığımızdan dolayı çok farklı olmayacak. Olmasını beklemek de çok absürt olur bence. Aşı ehliyeti olacak. Muhtemelen birçok yöntemle, indirekt bir şekilde, dolaylı bir şekilde ülkeler insanları aşılamayı zorunlu hale getirecekler. Yani farklı yöntemlerle. Dediğim gibi Başbakan Giuseppe Conte birkaç saat önce yaptığı açıklamada anayasaya, ki Başbakan Conte'nin avukat olduğunu hatırlatmak gerekiyor, anayasaya değindi ve dedi ki bizim sağlık sisteminden yararlanmak için insanları zorlayan bir anayasamız yok. O nedenle aşı konusunda da insanları zorlamayacağız. Ama yani bir konsere girmek istiyorsunuz, bir işe girmek istiyorsunuz, bir seyahatte bulunmak istiyorsunuz, bir daha arkada bıraktığı bu pandemiyle yüz yüze kalmak istemeyen bir dünya olacak bir seneye kadar. Ve bu dünyanın insanların aşılanmış olmasını beklemesi bence çok meşru bir beklenti. O nedenle belki de birçok sivil haklar veyahut da anayasa da baştan gözden geçirilebilir. Daha önce olmayacağını düşündüğümüz şeyler oluyor demişti birisi, bir kişi biraz önce benden önce. Yani o çok doğru. Böyle olacak. Gelecek böyle olacak muhtemelen. Bu konu hakkında tartışmalar sürüyor, yani haklı bir şekilde sürüyor. Bazıları ilaça yatırım yapalım diyorlar. İngiltere'de birkaç hafta önce örneğin iddialı bir ilaç ortaya çıktı ve ciddi deneme boyutuna geldi. Niye aşıya yatırım yapıyoruz? Efektif ve uygun ücretli olan ilaç, yani terapilere gidelim bu virüs için diye bir şeklinde düşünen bir akım da var. Olay böyle devam ediyor. Bazı illerde, bazı eyaletlerde, bazı hastanelerde sağlık personellerinin %80'i hatta aşılanmak istemediğini söylüyorlar. İyi ki de şu anda İtalyan basını, bilhassa ana akım, aşı hakkında kuşkusu olan ve aşılanmak istemeyen insanlara da ses veriyor, yer veriyor. Sağlık Bakanlığı da aşının nasıl oldu da bu kadar kısa sürede üretildiğini, ne kadar efektif olup olmadığını anlatan görsel, işitsel ve yazılı üretimler yapıp halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Yani burada siyahın beyazın pek olmadığı bir durum ama az çok bence hepimiz aynı yola doğru gideceğiz gibi geliyor bir buçuk sene içerisinde. Benim yayın yaptığım doktorlardan, Türkiye'de yayın yaptığım doktorlardan biri de bir yasal düzenleme önerisinde bulunmuştu. Tabii bu insan hakları açısından hukukçuların tartışacağı bir şey. Biz burada bir kanaatte bulunamayız tabii ama yani bedensel bütünlüğüne evet de zarar verilemez, temel insan hakkı, ama toplum sağlığı göz önünde bulundurularak, toplum sağlığı öncelikli hale getirilerek belki aşının zorunlu olması konusunda bir yasal düzenleme yapılmalı, bu düşünülebilir demişti. Ben çok şaşırmıştım. Yani o hocamızdan da beklemediğim bir cevaptı aslında soruma. Ama bunlar da düşünülüyor, akla geliyor. Ama dediğim gibi tabii ki bilim insanlarının ve hukukçuların tartışıp konuşacağı bir şey olsa gerek durum. Pınar, seninle devam edelim. Sen aslında Fransa halkının da şüpheci yaklaştığını aşı konusunda belirttin ilk söz aldığında. Biraz açar mısın, orada neler tartışıyorsun? Tabii, yine özür dileyerek başlamak zorundayım sözlerime. Gerçekten bu internet beni bugün çok mağdur etti. Hepinizden özür dilerim. Şöyle, Fransa septik dedik ama bu teorimizi, bu tezimizi tabii ki rakamlarla temellendirmek gerekiyor. Şöyle, aslında ilk anket Ekim ayında yapıldı ve Ekim ayında yapılan anket sonucunda Fransa halkının %53'ü ben aşı yaptırırım dedim. Ve ama yine de bunu söylediği zaman bile 15 ülke içerisinde son sıradaydı. Yani Fransa'nın septik yaklaşımını bence çok altını çizecek bir önemli rakam bu. Daha sonra 28 Aralık tarihinde, yani 2 gün önce yapılan yeni bir ankette 1000 örneklem üzerinden bu %40. Yani 10 kişiden sadece 4'ü aşı yaptıracağını söylüyor. 32 ülke içerisinde Fransa 30. sırada, son ülkede yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan. Fransızlar buna neden karşı? İlk neden olarak şunu söylüyorlar: aşının yan etkilerini bilmiyoruz. Bu aşı çok hızlı geliştirildi. Birçok arkadaşımın da burada söylediği gibi bu aşı çok hızlı geliştirildi. Bilim tarihinde ilk kez böyle bir şey tanık oluyor. Dur bakalım.
gerçekten bir dur bakalım deme durumu var. İkinci sebep de aşı yeteri kadar efektif olacak mı? Aşıyı yaptıracağız ama bu bizi gerçekten koruyacak mı? Yani burada hem aşıya karşı bir bakış açısında bir septik yaklaşım var, hem de devlet politikaları. Zaten sağlık sosyolojisi alanında çalışan meslektaşlarımız bunun üzerine araştırmalar yapıyorlar. Fransa'nın bu septizmi zaten yeni bir şey değil. 10 sene öncesinde gidildiğinde de H1N1 aşısında Fransızlar çok düşüktü yani aşı yaptıran oran. Aslında bu sosyolojik bir analiz konusu, başlı başına belki bir program konusu. Hükümet politikaları, hükümete güven, hükümetin krizi nasıl yönettiğiyle bağlantılı yani. Sadece burada bir bilimsel bir şey değil ama Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hep şunu hatırlatıyor. Biz Pasteur'ün ülkesiyiz, biz aydınlanma çağının ülkesiyiz ve bilime güvenmeliyiz diyor. Tabii ki bunu söylemek bir şey ama halkın güvenini kazanmak da başka bir şey. Şimdi bir de sosyal olarak baktığımda kendi doktorumla ve kendi çevremdekilerle konuştuğumda benim aile hekimim bile tabii ki bütün bir tıp dünyasını referans gösteremeyiz kendi için ama aşının hızlı çıktığını gerçekten ve biraz beklemek gerektiğini söylüyor. Yani dünya şu anda ikiye ayrılmış noktada. Bir de dediğim gibi bu sadece bir sağlık değil, bunun sosyolojik boyutu da var. Sanıyorum bir de şu tartışılıyordu. Aslında Fransa'da 21 Aralık'tan itibaren tartışılıyor. Şimdi aşı zorunlu olacak mı, olmayacak mı? Hepinizin de belirttiği gibi olmayacak dediğimiz şeyler çok olduğu için artık her şeye biz de tabii ki septik yaklaşıyoruz. Bir bilimsel objektiflikle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. 21 Kasım'da hükümet bir yasa tasarısı sundu. Bu yasa tasarısının içerisinde de şimdi Fransa'da sağlık olağanüstü hali var ve bu olağanüstü hal Nisan ayında son bulacak. Nisan ayından sonra geçerli olması için bir yasa tasarısında bulunuyor. Bu yasa tasarısında da tam çeviri olmasa da başbakan eğer gerekirse kişilerin hareketlerini toplu taşımaya binmelerini bazı yerlere yani kamuya açık bazı yerlere girip girmemeleri konusunda kısıtlama yapma yetkisine sahip olabilir. Yani başka bir deyişle negatif bir test sonucu ya da aşı olduğunuza dair bir evrak ibrazında bulunmazsanız bazı kısıtlamalar size gelebilir. Şimdi tabii ki kamuoyuna bu büyük bir bomba şeklinde düştü diyebilirim. Daha henüz oylanmadığını da söylemek isterim. Nisan ayında oylanacak ve Ocak ayında bunun üzerine tartışmalar yapılacak. Tabii ki hukukçular tartışsın bunu. Benim şahsen kendi mesleğim değil ama toplumsal olarak bakmak gerekirse bir sosyolog olarak Fransa gibi bir ülkede zaten dünyanın her yerinde ve sizin de belirttiğiniz gibi bu kişilik haklarına, insanların bedensel özgürlüklerine de aykırı olan bir şey. Yani siz aşıyı olmadın sinemaya gidemezsin, aşıyı olmadın affedersiniz uçağa binemez gibi şeyler gerçekten çok ciddi düşünülmesi ve yasal bir çerçeve içerisinde yapılması gereken şeyler. Zaten sağ kanattan da sol kanattan da buna çok büyük tepki geldi ve diktatöryel bir şey olduğunu bunun. Bir totaliter rejim uygun olan bir hareket olduğu söyleniyor. Ama tabii ki yani mesela İtalya'daki sanıyorum söylemişti. Burada da Fransa'da da kreşe çocuğunuzu kaydettirirken aşı karnesinin yani çocuk Fransa'da doğmuş ya da doğmamış hiç önemli değil. Aşı karnesinin tam olarak ibraz edilmesi gerekiyor. Ve aşı oldukça yani her ay yapılan aşılar oldukça bunu kreş yönetimine bildirmeniz gerekiyor. Anaokuluna da kesinlikle çocuğunuzu kaydettiremiyorsunuz. Belki birkaç bölge bu da olmaz gibi bir şey geliyordu insanlara ama belki 10-15 sene sonra ya da daha kısa bir süre sonra COVID aşısı var mı yok mu belirleyici faktör olabilir. Göreceğiz hep birlikte. Galiba burada temel olarak hani bizim yapabileceğimiz şey birincisi bilime güvenmek, ikincisi de şeffaf bilgiyi talep etmek, talep eden taraf olmak ama en başta bilime güvenmek zorundayız şu aşamada. Salgınla başa çıkmak için ve en azından biz gazeteciler olarak komplo teorilerini yaygınlaştıracak şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz. Buna araç ve alet olmamaya çalışıyoruz. Ve insanları elimize gelen bilgilerle şeffaf bir şekilde ulaşabildiğimiz bilgilerle bilgilendirmek diyelim bize düşen görev. Ben hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu benim için. Umarım sizin için ve izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet. İzleyicilerimize de veda edelim. İspanya'dan Berkan Mirbey, İtalya'dan Murat Çınar, Almanya'dan Nalan Sipar, İngiltere'den Kumru Başer ve Fransa'dan Pınar Kılavuz bizimle birlikteydi. O ülkelerde aşılama kampanyası ne durumda, aşılama yönetimi hangi aşamada, ne durumda ve toplumda aşıya olan güven, toplumun ruh hali
nasıl bizler için özetlediler.